Ah 5. Oo, fena soktu bu sefer. Az önce yer arılarından bir tanesi önümde kumaya çeliyordu. Aha, işte. İşte. Bakın bu arı kanatların toplama şekli olarak mamutlardan farklı. Bir tane şey var. Cırcır böceği canavarı diye bir arı var. Buna benziyor o. Abdomen desenleri olarak falan mamut eşek arısına benzemekle beraber kanatları toplama ve kafa yapısı farklı. Bunun ne zamandır görüyordum, kaydını alamıyorum. Şu anda sabahın erken saatleri kuma gelmiş, kumda eşeleniyordu. Diğer arılar da onu taciz etti az önce. Bu kayda gelmek girmedi galiba. Bakalım bu böyle kayıtta kalsın. Neler göreceğiz. Şu anda yaklaşık benden 1 metre falan uzaklıkta. Yerde hareketsiz duruyor. Muhtemelen hava şu anda serin. Toprak sıcaktır. Isınmaya çalışıyor olabilir. Fotoğraf gibi oluyor, hiç hareket etmediği için. Fotoğraf değil oysa. Evet, ah! Ah, yakaladım ama iğneyi de yedim. Tamam güzelim, tamam. Bir tane, ah, ikinciyi de soktu. İkinciyi de soktu, çok fena sokuyor. İki tane soktu, bakalım ne olacak. Isırma kuvveti. Şu parmağımdan 2 defa soktu. Evet, ısırıyor ama kuvvetli bir çenesi var. Eti koparacak kadar olmasa da gayet bakın, bunu gören muhtemelen mamut diyecek, artık sokamıyor. 2 defa soktu. Bir de baş bana 3 defa. Şu anda abdomeniyle itiyor. Aa, bir de soktu. Allah kahretsin, sokuyor lan. Soktu yine. Ah 5. O fena soktu bu sefer. Dur biraz tanıyalım ya. Sarı desen kaç tane? 6. 6 tane. Birden fazla sokabiliyor, balaraları gibi değil. Bu da iğnesinin çatallı olmadığı anlamına gelir. Bakın kanatları bu şekilde topluyor. Ben göremiyorum, çıkıyor mu çıkmıyor mu? Ha. Kaçırdık.